ses çıkarmamalıyız. Gülüyorsun. Kalp atışlarını dinliyorum. Ne diyor peki? Kim ne diyor? Dinle bakalım. Ne söylüyor kalbin? Bilmem. Ne diyor? Senin için atacağını söyle. Hira. 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 Sence şaşırtmacan işe yarayacak mı? No! Burada kimse yok. Ulan boşa bir dünya vakit kaybettik. Demirhan Nergilesi bize tazıya tut hilesi yapmış. Biz de mal gibi yedik. Sen de uyaracağın zaman uyarmıyorsun adamı. Şimdi kim bilir hangi delikteler. Kurtuldum sanma. Elime geçince sana neler yapacağım. Anandan doğduğuna pişman olacaksın. Şşş. Bak onları bulduğumuza sakın ola aptalca bir şeyler yapmaya kalkma. Adamla bizim şahsi bir meselemiz yok. Patron istedi biz de kaçırdık. Bak patron neyi ne kadar derse o kadar. Tamam. Ben ona neler yapacağımı biliyorum. Sen kafanı yorma. Olmaz böyle, üşüyeceksin. Lütfen üstün incecik. Üstümde ne olduğunun önemi yok.
Yanımda sen varsın. Birbirimizi ısıtmazsak sabaha sağ çıkamayız. Şu an başka çaremiz yok. Sabaha böyle yeteceğiz. Öyle özlemişim ki kokunu, sıcaklığını, varlığını. Keşke uyusak ve bir ay önceye uyansak. Bir ay önce olsa kalbim deli gibi çarpardı yanında. Ama şimdi böyle yan yanayken bile uzak bir yabancı gibisin. Sanki asırlardır uzaktasın benden. Kokunu duymayalı, nefesini hissetmeyeli asırlar geçmiş gibi. Şu an sonsuza kadar sürse, keşke buradan kurtulduktan sonra deyip kollarımda olsam. Hayvandır, korkma. İyi misin? Sen bileğin nasıl? Daha iyi. Biraz kendine geldiysen artık yola çıkmamız lazım. Ama bu, giyersen üşürsün. Kurutsa mıydık acaba? Kurutacak vaktimiz yok. Gitmemiz gerek. Peki. Hadi. Benden bu kadar. Bu şekilde bulmamıza imkan yok. Nasıl avucumuzun içinden kaçırdık?
Beyzade meyzade dedik. Adam komando çıktı. Geri dönelim bakalım. Sonra karar veririz ne yapacağımıza. Ana yoldan dönelim. Ormanda haybeye tırmalamaktansa yolda enseleme şansımız daha yüksek. Öyle ya da böyle yola çıkacaklar zaten. Bütün gece yağmurda yürümedi ya bunlar. Herif tamam da kadının dayanma ihtimali yok. Kesin bir yere sığınıp yağmurun dinmesini beklemişlerdir. Uzakta olamazlar. Hadi. Yol. Geldik. Evet geldik. Ama yine de kurtulmuş sayılmayız. Temkinli olmalıyız. Yola çıkmadan kenarda bekleyelim biraz. Bir araba geçerse yardım isteriz. Tamam. Çök. Araba. Otur. Ne oldu? Neden çıkmadık? Otomobil olmaz. Adamlar yola ineceğimizi tahmin etmişlerdir. Bizi arıyor olabilirler. Risk almayalım. Tır kamyon gibi bir şey durdurmalıyız. Böylece içinde onların olmadığından da emin olmuş oluruz. Doğru, haklısın. Otomobil geçti. Kamyonet falan da geçer. Emin misin oğlum bak? Onlar mıydı? Kadın saniyeliğinle çalıkların arasından göründü. Sonra da kayboldu ama eminim oydu. Bu sefer benden kaçamayacaklar. Yaktım çıranızı. Şşş! Dur oğlum bak, olur orada ortalığa çıkma. Bekle bir sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Önce ya bir... kes! Zırvalama. Acele et hadi. Buradan gidelim. Yolda görürlerse yine kaçarlar. Hadi. Ne oldu? Bir şey mi duydun? Yok bir şey. Sadece etrafı dinliyorum. Seni sağ salim eve götürene kadar dikkati elden bırakmak istemiyorum. Kamyon geliyor. Çifte kumrular. Oğlunuz yerde kalın. Kıpırdamak yok. Kaçmaya çalışırsanız mıhlarım. Geç şöyle. Geç. Kıpırdarsan vururum seni.
Senin derdin benimle. Bırak kızı gitsin. Emrin olur Demirhan'da. Sen iyi alışmışsın söylediklerinin yapılmasını. Koskoca Orhun Demirhan'da. Ama bu sefer yanlış kayaya tosladın. Yanlış adama bulaştın. Ayaz! Bak yeter artık, kes şunu! Evet, sen kes, bıdı bıdı yapma bana! Hey! Hey, sakın ha! Ölümüne mi susadın? Senin leşini yere sererim. Her şey tetiğe basmaya bakar. Çek tetiği, bam! Öbür dünyaya bir bilet. Tek yön ha? Şimdi bu kadar zahmet boşuna mı gidecek? Hayır, böyle olmayacak. Benim aklımdaki başka. Sakın. Sakın aklından bile geçirme. Hadi engel ol. Ne yapacaksın? Ayaz! Bak yeter artık, saçmalıyorsun! Sen de parası yaptın lan! Konuşma, hey! Ay! Hey! Lan! Allah'ım manyağı! Lan ne yapıyorsun lan? Susmazsan kafana sıkarım senin. Sana da yazık olacak. Demirhanlı'nın kıymetlisi olmaktan başka suçun yok. Ama kocan çok yanlış yaptı. Bizde de adet böyle. Bir yapan bin bulur. Senin için yolun sonuna geldik. Geç bakayım şöyle. Seni bu tarafa alalım. Hiçbir yere gitmiyor. Önce benim cesedimi çiğnemen lazım. Yok. Öyle olmaz. O zaman zevk vermiyor. Benim istediğim manzara, kadın can çekişirken senin suratının hali. O küçük dağları ben yarattım diyen Orhun Demirhanlı'nın çaresizliğini görmek istiyorum. Söz. Arkandan ağlayacağım. Sana geç kenara dedim, hadi. Geç. Hayır, arkamdan ayrılmayacaksın. Bırak beni ne olur. Sıktınız beni artık ha. İkinizi de vuracağım şimdi. İkimiz de ölmek zorunda değiliz. Senin ailen var. Annen, Ali. Benim kimsem yok. O yüzden bırak, ne yapacaksa bana yapsın. Yaklaşma ne olur, yaklaşma. Ben varım. Senin ölümün demek, benim ölmem demek. Ha sensiz olmuşum, ha ölmüşüm. Bir defa yaşadım bunu. İkincisine gücüm yetmez. Geç şimdi arkama. Gözlerim yaşardı. Ağlayacağım şimdi. Thank you.
Dinle bakalım. Ne söylüyor kalbin? Bilmem. Ne diyor? Hep senin için atacağını söylüyor. Ne olur, ne olur gözlerini aç. Kapatma gözlerini. Bana bak, bana bak. Kapatma gözlerini ne olur. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, ne olur bak bana. Gözlerini aç. Bak bırakma beni, ne olur bırakma beni. Bırakma beni. Önceliği kocan aldı. Şimdi sıra sende. Şerefsiz. Şerefsiz. Uyan. Beni duyuyor musun? Ne olur uyan. Ne olur gözlerini aç. Acil ambulans lazım. Lütfen buraya gönderin. Yaralı var. Durumu çok kötü.
Lütfen hemen ambulans gönderin. Ne olur. Hasta çok kan kaybetmiş. Ameliyathan hazır. İyi olacaksın. Bizi bırakmayacaksın. Ne olur dayan. Hanımefendi, müsaade eder misiniz? Allah'ım ne olur ona yardım et. Dayansın. Ona güç ver Allah. Ambulans ihbarlarından aldım haberi. Öğrenir öğrenmez hemen geldim. Akif Hanım'la orada haber verdim. Durum nasıl? Doktorlar ne diyor? Kira Hanım. Kira Hanım. Kim kaçırmış Orhun'u? Yavuz bir şey söyledi mi? Sadece hastanede olduğunu biliyoruz. Sorularla vakit kaybetmeyelim istersen Perihan. Hanımefendi. İyiyim ben. Sen masumsun. Bunu artık biliyorum. Keşke bilmediğim bir şey söyleseydin. Seni geri kazanabilmek için. Her şeyi. Ama her şeyi yaparım. Bir yolunu mutlaka bulacağım. Kendimi sana affettireceğim. Asla. Seni asla affetmeyeceğim. Herkes ikinci bir şans hak eder. Haklısın. Artık bir nokta koymak zorundayız. Senin bu konakta rahatça hareket edebilmen için konaktan ayrılmaya karar verdim. Artık konakta yaşamayacağım.
ölmek zorunda değiliz. Senin ailen var. Benim kimsem yok. O yüzden bırak, ne yapacaksam ona yapsın. Ben varım. Senin ölümün demek benim ölmem demek. Ha sensiz olmuşum, ha ölmüşüm. Bir defa yaşadım bunu. İkincisine gücüm yetmez. Kalbimdeki yarayı iyileştiremez. Kalbimi yerinden söküp sana veririm o zaman. Yarasız, aşkla dolu bir kalbin olur. Sana nasıl bir gözle baktığımı, nasıl bir sevgiyle bağlanmış olduğumu da anlamış olursun. Dinle bakalım. Ne söylüyor kalbim? Bilmem. Ne diyor? Hep senin için atacağını söylüyor. Hira. 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 Hocam iç kanama başladı. Hasta kan kaybediyor. Hemşire hanım hemen acil kan getirin. Hocam nabız kırtık eşitti. Nabzı kontrol altına alamıyorum. Hocam hastayı kaybediyoruz. Yürü. Şşş, git buradan. Senin burada durmaya, burada beklemeye hakkın yok. Oğlum senin yüzünden o halde. Buradan uzaklaşsan iyi olur. Hafife Hanım, yapmayın lütfen. Çekil önümden. Hanımefendi, Hira Hanım bu kaçırılma hadisesinde hiçbir dahli yok. Ne diyorsun sen? Orhun Bey bir ihaleden çekilmeye zorlanmak için kaçırılmış. Hira Hanım. Ne ihalesi? Ne saykılıyorsun sen? Hira Hanım'ı Orhun Bey'in kaçırılma sebebi olarak suçlayamazsınız efendim. Aksine... Uzatma! Şu olmuş, bu olmuş. Benim için hiçbir ehemmiyeti yok. Oğlum onun yüzünden şu anda hayat mücadelesi veriyor. Burada ailesi kalabilir. Onu aldatmayan insanlar bulunabilir. Onun burada durmaya hakkı yok. Bilmen gereken bir şey var. Hayatımda hiçbir şey senin kadar huzur vermedi. Yanımda olduğun her an, her saniye, dünyanın en mutlu adamı bendim. Varlığını bile unuttuğum kalbim sanki donmuş gibiydi. Senin sayende ısındı.
can buldu. Yeniden atmaya başladı. Niye böyle konuşuyorsun? Sanki vedalaşır gibi. Yıkama. Serumu arttıralım. Hocam iç kanama başladı. Hasta kan kaybediyor. Hemşire hanım hemen acil kan getirin. Oğlum için üzülmüş gibi rol yapma. Sen anca üzersin. Yalan mı? Her seferinde oğlumu üzdün. Burada yerin yok. Oğlumu aldatan bir alçağın burada durmaya hakkı yok. Çık git buradan. Durma karşımda, çık git! Hanımefendi çok yoruldunuz, şöyle dinlenin. Bırak! Hocam nabız kırtık eşitti. Nabzı kontrol altına alamıyorum. Hocam hastayı kaybediyoruz. Hemen bir adrenalin hazırlayın. Adrenalin ilacı hazırlayın hemen. Çabuk, çabuk. Hemşire hanım hemen. Serumu hızlandırın. Yıkama. Hocam ekartörü genişletiyorum. Genişletelim. Hocam hasta eksi olmak üzere. Niye böyle konuşuyorsun? Sanki vedalaşır gibi. Neden böyle konuşuyorum biliyor musun? Çünkü bu son.
daha bunları söyleyebilme fırsatım olmayacak. Ne demek bu son? Neden fırsatın olmayacak? Seni bırakmam. Hiçbir yere gidemezsin. Gitme. Ne olur beni bırakıp gitme. Ne olur gitme. Ne olur bırakma beni. Gitme. Gitme. İç hadi bak, iyi görünmüyorsun. Sağ ol. Hadi.
içmedin ama. Bak biraz gayret göster, birkaç yudum iç. İçin serinler. Bak zor zamanlarda insana bir yudum su içmek bile ağır gelir. Nasıl içeyim der. O içeride o halde yatarken ben nasıl su içeyim, nasıl yemek yiyeyim diye düşünür. Ama bu çok yanlış. Düşünme. Orhun senin kendini helak etmeni ister miydi? Sözü bile lüzumsuz. Aksine, Orhun senin güçlü ve dirayetli olmanı ister değil mi? İşte böyle. Kendimizi bırakmak yok. Ben bu fotoğrafı daha önce görmüştüm. Karıştırıyorsundur kızım. Mümkün değil öyle bir şey. Nereden göreceksin sen benim kardeşimin fotoğrafını? Usta Hanım siz... kardeşim mi dediniz? Evet kardeşim. Ama ben bu kişiyi tanıyorum. Nereden tanıyacaksın ki? Hira bu. Bu Hira'nın çocukluk fotoğrafı. Usta Hanım, eğer siz söylemezseniz ben söylemek zorunda kalacağım. Kenan'a sen bir şey söyleme. Söz ver. Kenan'a tek kelime söylemeyeceksin. Kenan böyle bir gerçeği ondan gizlediğimi öğrenirse... hayatta yüzüme bir daha bakmaz. Merak etmeyin, içiniz rahat olsun. Siz de öne kadar hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama bunu bir an önce ona söylemeniz lazım. Bu sırrı sonsuza kadar saklayamazsınız. Böyle bir gerçeği nasıl izah ederim hiç bilmiyorum. Artık kardeş olduğunuzu bilmeniz gerek. Ama nasıl? Evet. Bir haber olursa... ben sizi ararım dedim. İkide bir arayıp beni meşgul etmeyin. Afa Hanım'ın doktorun odasından çıkmasını bekliyorum. Kapatın. Bir sürü komplikasyonun içe geçtiği çok zorlu ve uzun bir ameliyat gerçekleştirdik. Orhun Bey hastaneye getirildiğinde zaten kalbi durmuştu. Derhal makineye bağlayarak ameliyata aldık. Göğüs açtık,
Kalpte biriken pıhtıları boşalttık. Bunlar görece daha kolay geçebileceğimiz ameliyelerdi. Bizi asıl zorlayan kurşunun yeri oldu. Kurşun maalesef Orhun Bey'in kalbinde çok kritik bir yere isabet etmiş. Dokunursak masada kalma ihtimali çok yüksekti. Bu yüzden kurşunu yerinde bırakmayı tercih ettik. Yani Orhun Bey bundan sonra kalbinde bir kurşunla yaşayacak. Böyle buyurun hanımefendi. Ne olur. Orhun Bey bundan sonra kalbinde bir kurşunla yaşayacak. Kalbinde bir kurşunla nasıl yaşayabiliriz? Her şey gücün yeter Allah'ım. Ol dersen olur. Onu bize bağışla. Ne olur onu bize bağışla. Hayat. Ya.
Bizi, Haliço'yu, Bursa'yı, anneni bırakma. Biliyorum. Dayanabilirsin. Bizim için dayan. Gölgeni üzerimizden çekme. Ayırmıyor. Hisset beni ne olur. Hisset ve gözlerini aç. Hep sana ihtiyacım var. Nefesine ihtiyacım var. Beklemekten başka hiçbir şey yapamıyorum. Kurtaramıyorum seni. Ama sen güçlüsün. Beni böyle bırakmazsın. Hiçbir zaman bırakmadın ki. Hep korudun. Ama ben... Geç şöyle. Geç! Arkama geç. Senin derdin benimle. Bırak kızı gitsin. Sana geç kenara dedim, hadi. Hayır, arkamdan ayrılmayacaksın. Katlanabilirim. Seni kaybetmeye dayanacak gücüm yok.
İyi olacaksın abi. İyi olacak. Başhekim bizim için odasını tahsis etmiş. Hadi git orada birazcık dinlen. Sen de çok zor zamanlar geçirdin. Olmaz. İyiyim ben burada. Hira. Gözün arkada kalmasın. Nurşah da ben de buradayız. Orhun'u bekleriz. En azından bir yarım saat olsa da git biraz dinlen, olur mu? Bak anlıyorum. Onun yanından ayrılmak istemiyorsun. Ama senin de biraz dinlenmen lazım. Uyandığında sana çok daha fazla ihtiyaç olacak. O iyileşecek. Ve siz kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. İçin nasıl aldı bu ihaneti? Hiç mi midem bulanmadı? Konağa girebilmenin tek sebebi Ali. Onun dışında sakın gözüme görüneyim deme. Buradan gideceksin. Ali içinde olsa gideceksin. Seni daha fazla görmeye tahammülüm yok. Bu konaktan gideceksin hemen. Pelerinsiz kahraman. Güçlü abim benim. Uyanacak, ben biliyorum. Bizim için iyileşecek. Uyandığında sen de yanımda olacaksın. Her zaman olduğun gibi. Bilmiyorum Nurşah. Yeter ki uyansın ama... O kendine geldiğinde ben nerede olacağım? Ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Thank you.
iyileşecek. Ve siz kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Geçtiğinin bir önemi yok. Bak, işte geldim, buradayım. Görüyorum. Uyandın mı sen? Uyandın. Çok şükür. İyisin. Yanımda mısın? Yanındayım. Hem de sonsuza kadar. Keşke gerçek olsaydı. Söyleyebilseydim sana içimden geçenleri. Bundan sonra kalbinde bir kurşunla yaşayacak. Çekme gölgeni üzerimizden.
gözlerini. Sana ihtiyacımız var. Burada senin uyanmanı bekliyorlar. Gitme. Yanımda kal. İyi misin? Silahın patladığını hatırlıyorum en son. Sana bir şey yapmadılar değil mi? Hayır, bana bir şey yapmadılar. Sen gözlerini açtın ya. Ben artık çok daha iyiyim. Merak etme. Hep yanımda mıydın? Beni bırakmadın demek. Bırakamadın. Hepimizi çok korkuttu. Sen de korkmuşsun belli ki. Hem de bana o kadar kızgınken. İyisin. Şu an önemli olan tek şey bu. Bencillik ediyoruz. Herkes iyi haberlerini bekliyor. Gibi yapışıp kaldı aileye. Ah Afife'cim. Onca derdinin arasında bir de bunun varlığına katlanıyorsun ya. Birazcık konuşabilir miyiz? Tabii, konuşalım. Benden gizlemişler ama
Abimle aranızda geçenleri duydum. Eğer haberim olsaydı olaylar bu noktaya kadar gelmezdi. Ben... Kendini açıklamana gerek yok. Ben senin nasıl biri olduğunu çok iyi biliyorum. Böyle bir hataya düşmeyeceğine de adım gibi eminim. Sadece abimin bunlara nasıl inandığını aklım almıyor. Nasıl böyle bir hata yapmış olabilir? Ne kadar kırıldığını hayal bile edemiyorum. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, ben her zaman senin yanındayım. Sen o kadar yüce gönüllü, o kadar iyi bir insanmışsın ki, baksana, hala buradasın. Annem ve diğerlerinin sana nasıl böyle davrandıklarını aklım almıyor. Annem bir yana, diğerlerinin abimin bu durumuna senin kadar üzüldüklerini hiç zannetmiyorum ben. Bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Şu an önemli olan tek bir şey var. O da abinin sağlığı. Bazı şeyleri geride bırakmanın, dönüp bakmamanın gerektiği zamanlar var. Bu da onlardan biri. Orhun Bey'in yanına girebilirsiniz. Orhun, oğlum. Bizi çok korkuttun. Çok şükür iyisin. Çok ağrın var mı? Yok. Ama duyduğuma göre içeride bir şey unutmuşlar. Kalbinde bir kurşunla yaşamak. Şaşırtıcı. Kaderde varmış demek ki. Daha kötüsü de olabilirdi. Çok şükür iyiyim. Daha da iyi olacaksın. Çok geçmiş olsun Orhun. Hepimiz için çok zor saatlerdi. Ya hem de nasıl? Neyse, gelmiş geçmiş olsun Orhun. Allah bir daha yaşatmasın. Abicim. Canım benim. Sen o kadar yıkılmaz, o kadar güçlü bir insansın ki. Allah sana başka bir dayanma gücü vermiş. Orhun çok geçmiş olsun. Kalabalık etmeyeyim dedim. Sağ ol Kenan. Doktor ziyaretlerin kısa kesilmesini, odada sadece bir kişinin kalması gerektiğini söyledi. Seni böyle iyi gördük ya, çıkarız artık biz. Tekrar geçmiş olsun Orhun. Orhun, biz gerçekten çok sarsıldık. Bir an için artık ümit kalmadı diye düşünüp durduk hep. Ama bak ne kadar güçlü, ne kadar dirençli görünüyorsun. Çok daha iyi olacaksın eminim. Thank you.
sen abinin yanında kal. Abimin yanında Hire kalır. Duymadın galiba. Doktor odayı boşaltın dedi. Aynı zamanda bir kişi kalabilir de dedi. Tabii kendisi de isterse. O zaman biz çıkalım anneciğim. Abim de güzel güzel dinlensin. Bir arzunuz var mıydı efendim? Ben de çıkıyorum abicim. Bana ihtiyacın olursa kapının önündeyim. Sen iyi misin? Rahat mısın? Yastığını düzeltmemi ister misin? Ya da başka bir şeye ihtiyacın var mı? Aslında biraz düzeltirsen iyi olabilir. Yok olmaz. Sen yaralısın. Ben hallederim şimdi.